Evet sevgili Yok TV izleyicilerimiz, az sonra binlercesiyle kanka olan ünlü bir ismin evine konuk olacağız. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Merhabalar efendim. Biz Yok TV'den geliyoruz. Sizinle bir röportaj yapmak istiyoruz. Mümkün müdür acaba? Tabii. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Bizi evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Uğur Bey. Rica ederim. Ne demek, hoş geldiniz. Demek o binlerce kankası olan Uğur Bey sizsiniz. O konuyu biraz abartıyorlar sanki Filiz Hanım. Ne abartması Uğur Bey? Herkes sizi kıskanıyor, gıpteyle bakıyor. Obama, Putin, Yılmaz Erdoğan, Haluk Bilginer, Tarkan. Peki bunlar sizin için ne ifade ediyor efendim? Hepsi benim kankamdır. Biz bir kankayı zor bulurken bu neyin bereketi Uğur Bey? Çok merak ediyorum. Lütfen anlatır mısınız efendim? O zaman baştan anlatayım. Lütfen. Çok fakir bir ailemişiz. Ben doğmadan 2 gün önce babamın biletine büyük ikramiye isabet etmiş. Uğurlu geldim diye de adımı Uğur koymuşlar. Sonra da herkese uğurlu gelmeye başlamışım. Ben büyüdükçe herkese şans getirmeye başlamışım. Herkes bana yakın olmaya çalıştı. Kanka demeye başladı. Ben de kimseyi kıramadım. O günlerden bugünlere geldik. Ne kadar güzel efendim. İnşallah bana da uğur getirirsiniz. İnşallah. Size kanka diyen bildiğiniz herkes ünlü olmuş, parayı bulmuş değil mi Uğur Bey? Öyle diyorlar işte. Peki bunlardan birkaçını anlatabilir misiniz bize? Bir gün birisi geldi. Ününüzü duydum, sizinle kanka olabilir miyim dedi. Kıramadım tabii ki. Kanka olduk. Merak ettim. Kimmiş acaba bu? Birazdan çıkartırsın. Eminim birazdan çıkartırsın. Bu arkadaş televizyonlara çok düşkündü. Herkesin televizyonunu kurcalarken, oylarken bozardı. Bir yakalasalardı, bir araba sopa atacaklardı. Sonrasında öğrendim, sordum, araştırdım. Dediler ki Acun firarda. Neyse. Daha sonra beni telefonla aradığında bankacı Hamdi Bey diye birine ortak bir işe girmişler. Sen de bizde var mısın yok musun diye sordu. Ben de yokum dedim. İşte böyle. Ne kadar güzel efendim. Bu hikayeler hiç bitmez değil mi? Tabii ki bitmez. Binlercesi var. Ah binlercesi var. Demek Acun Bey de sizin uğrunuzdan payını almış, bugünlere gelmiş efendim, doğru mudur? Öyle demeyelim. Hakkıyla gelmiştir. Evet. Peki bir tane de anlatır mısınız efendim? Tabii ki. Ay. Bir gün yine kapı çaldı. İçeriye kelli felli biri girdi. Dedi ki ününüzü duydum dedi. Bana da belki şans getirebilirsiniz dedi. Kanka olalım mı dedi. Olalım dedim tabii. Kıramadım. Neyse gel zaman git zaman bizim mahalleden muhtarlığa adaylığını koydu. Tabii yabancı diye kabul etmediler. Sonra baktım buralarda sürünüyor. Neyse dedim ki ya git Amerika'ya dedim. Belki dedim orada şansın değişir. Bir yerlere gelirsin dedim. Ya parası da yoktu. Neyse arkadaş arasında 3-5 bir şeyler toplayıp yolladık Amerika'ya barakı. Yoksa bu barak Obama mı efendim? Ta kendisi. İnanmıyorum. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sizin kankanız yani, öyle mi? Evet kankam, ama bildiğiniz gibi değil. En kurnaz kankalarımdan bir tanesi. Uyanık çıktı bu kankam benim. Borçlarını ödemediği gibi doları da yükseltip borçlarını azaltmaya çalışıyor. Uyanık.